Futbol Muhabbeti YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Güney Esentürk. Bir yayında daha sizlerin karşısındayım sevgili dostlar. Evet, bugün Eyüp Yıldız'la birlikte yaklaşık bir 50 dakikalık yayın gerçekleştirdik. Sizlerin sorularını da ekrana getirerek Galatasaray transfer gündemini değerlendirdik. Tabii ki de ben tek başıma da bir değerlendirme yapmak istedim açıkçası. Yayından sonra yine birkaç araştırma da yaptık. Endao konusu bugün daha çok gündemde olan bir konu. Ama şunu söyleyeyim direkt. Endao konusunda şunu söylemeliyim yani. Galatasaray şu anda Endao'yu alma gibi bir isteği var ama olma olasılığı çok düşük. Sebebi 6-7 milyon euroluk bir bonservis bedelinden bahsediyoruz sevgili dostlar. Galatasaray 6-7 milyon euro şu anda bonservis verecek güçte değil. Bunu toplu olarak verebilir. Yani 3-4 mevkiye bölersek 7 milyon euro, 10 milyon euro belki bonservis verebilir ama bir oyuncuya 6-7 milyon euro bonservis verecek güçte değil şu anda. Önümüzdeki günlerde tabii farklı para kaynakları olursa Galatasaray belki bazı oyuncularda fiyat artırımına gidecektir diye düşünüyorum. Ama Endao için 6-7 milyon euro Galatasaray vermez. Bence vermemeli de. Biliyorsunuz ki Karagümrük'ün başkanı da zaten Süleyman Hurma Galatasaray'a oyuncu vermemek için her dönemde farklı sıkıntılar çıkartmış biridir. Bu sebepten dolayı Endao'yu isterim ama Endao'nun Galatasaray'a gelme ihtimalinde düşük olduğunu tekrardan sizlere belirtmeliyim. Şimdi öbür taraftan Galatasaray'da Onyekuru bilinmezi var. Çıkmazı var daha doğrusu. Onyekuru için Monaco'ya 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli önermiş durumda Galatasaray ve üstüne çıkmıyor. Monaco'dan da henüz bir cevap gelmedi. Geldiyse bile bu yüksek bonservisli olmuştur. Bunun geri dönüşünü henüz öğrenemedim ama Galatasaray 2,5 milyon euro da ısrar ediyor ve Fatih'ten Onyekuru'yu istemiyor diyen gazeteci abilerimiz var ama Galatasaray'da özellikle Fatih Terim Onyekuru'yu istiyor sevgili dostlar. İstiyor yani ama maddi olarak çok hemen olabilecek bir transfer değil. Keşke eğer ki gelecekse Onyekuru bu dönemlerde olsa çünkü hiçbir zaman düzgün bir şekilde kamp geçiremedi Galatasaray'da Onyekuru. İlk geldiği dönem hariç ama sonrasında her transferinde kamp dönemlerini kaçırmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama kamp dönemini iyi geçiren bir Onyekuru gerçekten lige damga vurur. Ama Galatasaray şu anda Onyekuru'da 2,5 milyon euro üzerine çıkmıyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. 10 numara transferinde de tabii ki de farklı isimler var. Edim Onas şu anda gündemde Galatasaray'da. Bir de Stanciu gündemde. İki futbolcu artık Fatih Terim farklı isimleri listeye de ekleyebilir. Bu iki oyuncu üzerinde görüşülüyor. Fatih Hoca bunun kararını verecektir. Jetson'da ise özellikle Stanciu ve Onas'ta sizlere bir analiz videosu yapacağım şu anda. Ama Galatasaray'da 10 numarada İki tane aday. Üçüncü aday Paulinho vardı. Paulinho biraz geride kalmış gibi duruyor. Çünkü maliyeti, yıllık maliyeti çok yüksek. Açıkçası 3 milyon euronun aşağısına düşmediğini söylemeliyim ki Paulinho'da Beşiktaş'ın delisi vardı. Ama Beşiktaş'ın şu anda Paulinho'yu alabilme gibi bir ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 3 milyon euro gerçekten çok ciddi bir para. Galatasaray'da bu parayı karşılamak istemez açıkçası. Orada 2 milyon euroya kadar düşseydi belki Paulinho atağı görebilirdik. Paulinho için farklı kontratlar önerebilirdi Galatasaray. En azından 2 milyon euro bandına düşebilseydi. Ama Paulinho'da düşmüyor. Zaten Paulinho'nun da farklı talipleri var. Bu parayı İspanya'da bulabilir. İspanya'da da yine Paulinho'ya teklifler var. Orada Galatasaray tek başına değil. Tek Galatasaray taliplisi değil. O yüzden maliyetinden dolayı Paulinho'nun olmayacağını düşünüyorum. Açıkçası. Onas ve Stanciu için dediğim gibi sizlere daha sonra analiz videosu, iki futbolcunun analiz videosunu yapacağım. Ama ön plana çıkan iki futbolcu var şu an 10 numarada. Edim Onas ve Stanciu. İkisini de sizlere değerlendireceğim. Öbür taraftan sol bek konusunda
Alioski'nin tekrar gündeme geldiğini söylemeliyim. Ben ki Alioski istiyorum. Umarım Alioski olur. Van Aanholt da yine gündemde. Ama onun da iki futbolcunun da farklı farklı talepleri var. İki futbolcunun da bonservisi yok. Burada önemli olan hem maaş bütçesini düşük tutmak ki futbolcular ikisi de imza parası istiyor. Bu imza paralarını biraz daha aşağıya çekebilmek. Galatasaray bunun için uğraşıyor sevgili dostlar. Tabii Alex Moreno'nun da açıkçası kulübü satmak istiyor, kiralamak istemiyor. Orada tıkanan bir yol var sevgili dostlar Alex Moreno'da. Ama şunu söyleyeyim. Galatasaray'da özellikle çözülmesi gereken en önemli iki mevki sol bek ve orta sahanın ortası. En önemli iki mevki burayı PSV Eindhoven karşılaşmasına kadar mutlaka çözmeli Galatasaray ki PSV'ye karşı çok daha rahat bir şekilde çıkalım. Sol bekte problemimiz var, orta saha göbekte problemimiz var. Evet, santrafor bölgesinde bir problem yok. Açıkları bir şekilde halledebiliyoruz. Ama dediğim gibi orta saha ve sol bekte çok çok acil transfer gerekiyor ve Galatasaray yönetimi bir an önce bir an önce bu transferleri yapmak zorunda. Hemen yönetim demişken şuna da değinelim ve yayını sonlandıralım. Sevgili dostlar, Twitter'da gezerken bazı arkadaşlarımız şu şekilde söylüyor. Diyorlar ki işte Burak Elmas geldi, transfer gelmiyor. 10 tane futbolcu gelecekti, bunların hepsi o 12 tane özür dilerim 12 tane futbolcuyla görüşüyorlardı, bunların hiçbiriyle mi anlaşamadılar, işte bu vaatler yalanmış diye. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Ama Galatasaray yönetimi bunları hani PR'ını yapmak için söylemiyorum. Gerçekten söylemiyorum. Yani biraz daha sabırlı olmalıyız. Geldiği günden beri farklı problemlerle uğraştılar. Vergi problemi vardı. Oyuncuların maaşları ödenmemişti. Farklı farklı problemler vardı. Bunların hepsini yavaş yavaş çözdü Galatasaray yönetimi. Ve bu saatten sonra bir problem kalmadı. Transfer tahtası da açıldı. Bunu bugün veya yarın, ben bugün bekliyorum. Yani 6 Temmuz'da bekliyorum. Şu an 6 Temmuz. Bugün bekliyorum. Barış Alper Yılmaz'ın transferini açıklayarak gösterecektir diye tahmin ediyorum sevgili dostlar. İlk transfer o olacaktır. Ardından da tabii ki de farklı transferler olacaktır. O yüzden yönetim konusunda biraz daha sabırlı olmalıyız. Transferler ardı ardına gelecek, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. O yüzden biraz sabırlı olmalıyız. Bazı transferlerde, özellikle transferler çok çabuk olan transferler olmuyor. Yani siz 3 milyon euro veriyorsunuz, 2 milyon euro veriyorsunuz. Karşı taraf cevap veriyor ama bu cevaplar, bu bonservis pazarlıkları inanın saatler olmuyor. Günlerce sürüyor. Bazen haftalarca sürüyor. Bir örnek vereyim. Falcao transferi için Galatasaray 2 ay, Galatasaray yönetimi 2 ay mesai harcamıştı. O dönemi tekrar hatırlarsak farklı farklı. Onyekuru yine aynı şekilde aylar, günler sürmüştü, hatırlayalım bunları. O yüzden biraz daha sabırlı olalım. Haklısınız eleştirilerinizde. Başkan gelirken böyle bir vaatte bulundu. Haklısınız. Ama hemen linçlemeyin, hemen istifaya davet eden arkadaşlar var. Biraz sakin. İstifa değil. Önce destek vereceğiz. Eğer kötü giden bir şey olursa emin olun ben sizden daha fazla eleştiririm. Çünkü ben burada kimsenin adamı değilim. Ve kimseye de yaranmak için bir yayın yapmıyorum. Ben Galatasaray'ı düşünürüm. Galatasaray için yayınlar yaparım. Ve kendi düşüncelerimi sizlere aktarırım. Kimsenin baskısı altında olmadan. Önemli olan da bu. Biraz daha sabır. Bu transferler çözülecek. Buna inancım tam. Ve Galatasaray yönetimi de şu anda iyi mesai harcıyor. Bunu da söyleyelim. Yayınımızı sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın 2'de Eyüp Yıldız'la birlikte yayında olacağız. Yine ortak yayın yapacağız. Galatasaray transfer gündemini de oradan değerlendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da ayrıca hiç unutmayın. Bay bay.